bugün yasal olarak çözüme giderken de göstermesi gerekiyor iktidar partisinin. Yoksa sırtında gerçekten çok büyük bir vebal olacak. Bu konu eğer diğer meselelerle bir araya getirilip tarihi bir fırsat geçti önümüze, bunu değerlendiremeyecek olursa iktidar partisi, bugüne kadar aldığı duaların diyeyim, geçmişte yaptığı güzel işler üzerinden aldığı duaların artık Allah korusun bedduaya dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya. Ben siyasete çok müdahale etmelerini arzu etmem ama bu konunun çilesini çekmiş iki tane kızı var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Yani Sümeyye'nin, Esra'nın bu konuda aktif rol almasını bu konu için arzu ederim. Çünkü bu siyaset değil. Başörtüsü meselesi artık siyasetin meselesi olmaktan çıkarılsın ve Türkiye'de tarihin artık kınanacak, lanetlenecek tarihin çöplüğünde böyle bir yer alsın. Ve bunda da bu arkadaşlarımızın emeği olsun diye arzu ederim. Siyasi meselelere elbette karışmalarını, yani aile ferdi olduğu için doğru bulmam. Ama bu siyaset üstü bir meseledir. Siyasetin çok dışında bir meseledir. Dolayısıyla burada aktif rol alarak iktidar partisini bu konunun gerçek çözümü noktasında ikna etmelerini arzu ederim. Bunu yani dün Davutoğlu da benzer bir şey söyledi değil mi? Çağrısı bu aslında. Senin söylediğin şey çağrı. Yani burada bir fırsat var. İlk defa evet. CHP böyle bir hamle yaptı. Bunu bitirelim artık. AK Parti de bunu gole çevirme şeyine girmesin. Yani burada bir maç yok. Şimdi evet burada mesele Erdoğan. İlk kez bu kadar mutabakat, yani mecliste bu kadar büyük bir mutabakat, geniş bir mutabakatın sağlanma imkanı ilk kez tarih, yani başörtüsüyle alakalı çözümlerde ilk kez böyle bir şey var. Şimdi deniyor ki yarın da bu yaşanılabilir mi? Yasal, anayasal Türkiye, yani, evet geleceği hiçbirimiz bilemeyiz. Evet. Yani Türkiye tarihi neler işte oldu? Darbeler, işte OHA'lar, yani her şey olabilir. Onun garantisini biz kullar olarak verebilecek durumda değiliz tabii ki. Ama burada işte sicili en rahatsız